Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde kenarlarını yeni tığladığım bir yazma var. Payidar İpek marka. Bu yazmamın kenarında sizler için yine yeni kurduğum bir örneği paylaşacağım. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladığım, şöyle tığlamamı size yakından göstereyim. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazmanız yeterli. Daha önce istek üzerine tığlama videosu hazırlamıştım. Birçok arkadaşıma da yardımcı oldu diye düşünüyorum o video. İnşallah siz de problem yaşıyorsanız videodan faydalanabilirsiniz. Yazmam Payidar İpek marka. Markayı tanımayanlar için kalitesi cenk ya da reyhan kadar iyi olmasa da kötü bir yazma değil arkadaşlar. Yine de gayet kaliteli. Bu nedenle ben bugün bu yazmamın kenarını bugün daha tığladım ve hemen bir video çekeyim bu yazmamın kenarında dedim. Kenar tığlamasını yaparken Altın Başak marka. Şöyle göstereyim ipimi. 530 numara lacivert ip kullandım. Çimenimi yine yazmamız zeminiyle aynı renkte öreceğim. Üzerinde Altın Başak marka yine 117 kahverengi, Altın Başak 413 hardal sarısı ve Altın Başak 211 numara kırmızı kullanacağım. Yazmamın içerisindeki renklere göre iplerim bu şekilde. Ben 21 numara tığ kullanıyorum fakat siz dilerseniz 20, 21, 22 numara tığlardan sürekli kullandığınız elinizin alışkın olduğu numarayı tercih edebilirsiniz. Bu 3 numara Oya için gayet uygun numaralar. Hemen şimdi çimenimizi yaparak başlayalım. Oyanızın çimeni yapıldığında çiçekler yapılırken şu küçük boy meyve suları veya sütlerin yanında bulunan pipetlerden kullanarak çiçeğimizi hazırlayacağız. Eğer modeli yapmayı düşünürseniz pipetinizi hazırlayın. Hemen başlayalım. Hemen ilmeğimi oluşturuyorum. Siz de yazmanızı iki zincirle tığladıktan sonra benim anlattığım sayılarla yaparsanız aynı modeli, aynı oyayı çıkartırız arkadaşlar birlikte. İlmeğimi oluşturdum. Geldim şöyle tığ battının altından ipimi sık iğne ile tutturuyorum. Burada hemen şöyle göstereyim. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Tığ battının altından girdim. İkişer ikişer çıkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Kirpiğimi düğümlediğim sık iğnem birinci sık iğne. Yanına ikinciyi yapıyorum. Yanına üçüncüyü yapıyorum. Üç tane sık iğne yapmış olduk. Aynı trabzanımızın üzerine. Üstüne yine iki zincir çektim. Bir sonraki tığ battının altından tutturdum. Yeniden bir, iki, üç zincir çektim. Bir kez doladım. Sıradaki tığ battının altından girdim. İkişer ikişer çıkıyorum. Trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Trabzanımın önünden kirpiğimi düğümlüyorum. Yanına ikinci sık iğne. Yanına üçüncü sık iğne. 3 tane sık iğnemi yaptım. Yine 2 zincir çekerek bir sonraki tığ battının altından tutturup bu şekilde yapıyoruz. Bir tane daha yapayım şimdi bundan. Çiçek yuvaları arasında 7 tane yapacağım. Çiçek yuvamın başındaki ve sonundaki çimeni de çiçeğimi tutturmak için kullanacağım. Aslında 5 aralık gibi oluyor araları. 7 tane yapmamıza rağmen. Yine 2-2 çıktım. Trabzanımı yaptım. 1-2-3-4-5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci. Yanına üçüncü. Üstüne 2 zincir çekip bir sonraki tığ battının altından tutturarak bu şekilde yaptık. Şimdi çiçek yuvamızı yapalım. Şu çiçek yuvamızın dibindeki çimenimize de daha sonra çiçeğimizi yaparken çiçeğimizin bir ucunu tutturmak için kullanacağız. Üstüne bir zincir çekiyorum. Biraz daha netleştirsem. Örümcek yapacağız şimdi burada. Küçük bir örümcek yaptım. Örümceğimiz çok uzun olmasın. Bir defa doladım. Bir tane zincir çektim önce örümceğimin üstüne. Bir defa doladım. Tığ battıda bir, iki tane boşluk bıraktım. Üçüncü tığ battının altından girdim. İkişer ikişer çıkıp bir trabzan yapıyorum burada. Üstüne bir zincir çektim. İlmeğimin boyunu tuttum parmağımla. Trabzanımın önünden giriyorum. Tuttuğum ipin içinden geçiyorum. İkinci. Trabzanımın önünden tuttuğum ipin içinden. Üçüncü. Dördüncü. Beşinci. Altı. Yedi. 8, 9, 10. Bu şekilde 10 tane tığımın üstüne ilmek biriktirdim. Şimdi bunun hepsini birden topluyoruz. Düğümlüyoruz. Üstüne 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektik. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Şurada bir tane zincir çekmiştim. O çektiğim bir zincirin altından giriyorum. Sık iğne ile zincirimi buraya tutturuyorum. Üstüne tekrar bir tane zincir çekip örneğimin düz yüzünü döndüm. Düz tarafta 10 tane zincirime 14 sık iğne yapacağım. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11, 12, 13, 14. Verdiğim sayılara göre giderseniz zaten çok muntazam denk düşüyor arkadaşlar. Üstüne bir zincir çektim. Yeniden küçük bir örümcek yapıyorum. Tığ battı da sayıyorum. 1, 2 tane boşluk bıraktım. 3. tığ battının altından girdim. Bu şekilde tutturdum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Bir kere doluyorum. Tığ battının altından girdim. 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci sık iğnem. Yanına üçüncü sık iğnem. Üstüne 2 zincir çektim. Bir sonraki tığ battının altından tutturdum. 3 tane zincirimi çektim. Bir kere doladım. 2 2 çıktım. 5 tane zincirimi çekiyorum. Geri dönüyorum. Ve yine aynı şekilde 3 tane sık iğne yaparak çimenimi devam ettiriyorum. Şimdi 7 tane bu ara çimenden bir tane çiçek yuvası yaparak şöyle göstereyim. Yazmamızın kenarını tamamlayacağız. Ben bir tane daha çiçek yuvası yapayım. İki renk göstereceğim çiçeğimi. Hızlı bir şekilde hemen bir tane daha yapıp çiçeklerin yapımı için geri dönüyorum. Ben bir tane daha çiçek yuvası ekledim arkadaşlar. Bu şekilde 7 aralıkla yazmamızın kenarını dolanalım. Şöyle göstereyim. Bu şekilde yapıyoruz. Yapımı çok kolay. Çok da çabuk giden bir çimen. Çabuk ilerliyor. Şimdi sarı ipimle başlayacağım. Çiçeklerimin yapımına. Çiçekleri yaparken biraz önce de gösterdiğim pipeti kullanacağım. Hatta o pipeti biraz kısaltayım. Şöyle ucundan makasla keseceğim. Daha kolay olsun kullanması diye. Kısa tarafı benim işime yarayacak. Sarı ipimle ilmeğimi geldim birinci çiçek yuvasına. Birinci yuvada 14 tane sık iğnem vardı. Şimdi birinci sık iğnemin üstünden sarı ipimi tutturdum. Oluşan ilmeği genişlettim. Biraz önce kısalttığım pipetimin üstüne geçiriyorum. Hemen yanındaki 14 tane sık iğnem vardı. Yanındaki sık iğneden giriyorum. İlmeğimi oluşturdum. Pipetime geçirdim. İkinci. Yine yanındaki sık iğneden girdim. Üçüncü. Yanındaki sık iğneden girdim. Dördüncü. Yanından giriyorum. 5. Yanından girdim. 6. 7. Toplam 13 tane yapacağız. 14.'yü farklı yapıyoruz. Kaç tane oldu? 4, 5, 6, 7 olmuş. Dokuz oldu. Sık iğnemden giriyorum. Oluşan ilmeğimi pipete geçiriyorum. Sık iğnemden giriyorum. Oluşan ilmeğimi pipetime geçiriyorum. Kaç tane yaptık? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 olmuş. 12.'yi yapıyorum. On üçüncü. 13 tanesini pipete geçirdik. Son yapmamız gereken ilmeği yine giriyorum sık iğneden, ilmeğimi oluşturuyorum,
Üstüne bir zincir çektim. Küçük bir örümcek yaptım. Pipete geçirdiğim ilmeklerimin boyuna göre. Böyle küçük bir örümcek yaptım. Yaptığım küçük örümcekle şuradaki tepeden sık iğneyle tutturdum. Burada pipetimdeki ilmekleri çıkartıyorum. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Hemen burada birinci ilmeğe sık iğneyle giriyorum. Hiçbir şey yapmadım. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Sıradaki 2 ilmekten girdim. İlmekleriniz döndüyse düzeltin. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Sıradaki 2 ilmekten girdim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Sıradaki 2 ilmekten girdim. 5 zincir çektim. Yine sıradaki 2 ilmekten giriyorum. Şu ana kadar benimkinde çok fazla dönmemişler. Yine 5 zincirimi çektim. Yine sıradaki 2 ilmekten. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Sıradaki 2 ilmekten sık iğne ile giriyorum. Burada hiçbir şey yapmadan, buradaki sık iğnemizi yaptıktan sonra hemen yan taraftaki sık iğnemizin üstünden ipimizi tutturuyoruz. Bir tane zincir çekip örneğimin düz yüzünü döndüm. Şu anda düz taraftayız. Şu ipimin fazlasını arkaya çekeyim ucunu. Bu şekilde yaptık. Şimdi burada arkadaşlar bir tane zincir çekmiştim. Hemen önümde 5 zincirim var. 5 zincirimin altından giriyorum, doluyorum. Altından girdim, doladım. Altından girdim, doladım. Şu anda 3 oldu. 4, altından girdiklerimi sayıyorum. 5, 6, 7, 8. 8 defa giriyorum. İpimi şuradan tuttum. Hepsini birden çıktım. Sonra şu tuttuğum yerden bir daha giriyorum. İkisini birden topladım. Bir zincir çektim üstüne. Şuradaki oluşan boşluğuma 8 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yine hiçbir şey yapmadık yan tarafa. 8 defa gireceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İpi tutuyorum. Hafifçe oynatarak çıkıyorum. Tuttuğum yuvadan giriyorum. İkisini birden topluyorum. Üstüne bir zincir çektim. Bu oluşan yuvaya 8 tane sık iğne. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yine hiçbir şey yapmadık. Bir yandaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yine hepsini birden çıktım. Şuradaki tuttuğum yerden girdim. 2 ilmeğimi düğümledim. Üstüne bir zincir çektim. Yine 8 tane. Yaptım. Şöyle oldu yaptığımız kısım. Devamında aynı işlemi tekrarlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hepsini birden topluyorum. Şuradaki boşluktan girdim. Topladım. Üstüne bir zincir çektim. Buraya yine 8 tane sık iğne, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hemen bir sonrakine.
8 tane ilmeğimi attım. Hepsini birden çıkıyorum. Tuttuğum yerden girdim. Düğümlüyorum ikisini birden. Üstüne bir zincir çektim. 2 3 4 5 6 7 8 Son yuvaya geldik. Bence çok güzel oluyor. Çabuk da gidiyor. Bu çiçek buna çok yakıştı, bu renklere diye düşündüm ben. Hemen 8 tane daha yapalım. Nasıl kapattığımı göstereceğim. 2 oldu. 3 4 5 6 7 8 Hepsini birden topladım. Şuradaki boşluktan girdim. Gevşek bir şekilde düğümlüyorum. Üstüne bir zincir çektim. Bu oluşan yuvaya 8 tane sık iğne yapalım. Toplamda 6 göz yapıyoruz çiçeğimizi. 2 3 4 5 6 7 8. Bu bittikten sonra şimdi burası böyle yarım kalmasın diye bu 8 taneyi yaptık. Hemen bir tane üstüne zincir çekip şuraya tutturduğumuz sık iğnemiz vardı, lacivert çimenimize. Bu sık iğnenin önünden giriyorum. Tutturuyorum sık iğneyle, üstüne bir zincir çektim. İpimi keseceğim burada. Hemen düzeltelim çiçeğimizi. Verdiğim sayılara göre giderseniz ne bol gelir ne dar gelir. Gayet düzgün şekilde örneği çıkartırsınız. Hemen diğer çiçeğimi de yapacağım. Ütüleyip size son halini göstereceğim. Ben oyamın diğer çiçeğini de yaptım arkadaşlar. Örneğin bittiğinde bu şekilde oluyor. İnşallah beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Verdiğim sayılara göre giderseniz zaten aynı sonucu elde edersiniz. Beğen butonuna basarsanız, kanalıma abone olursanız sevinirim. Yakın plan fotoğraf isteyenler için de yakın plan fotoğraflarımı Instagram'da oyanım sayfamda paylaştığımı hatırlatmak istiyorum. Şimdiden herkese kolay gelsin. Herkesin ellerine sağlık.